Küçük bir bilgi vereyim. Şimdi hepimiz papağan besliyoruz ya. Türkiye'de muhabbet kuşları haricinde sultan papağanı, forpos işte, Senegaller, Amazonlar, Arap papağanları, kakadular. Aklınıza gelen bütün kıvrık gagalılar, muhabbet kuşları haricinde CITES belgesine tabidir. CITES belgesi de nedir? Bu hayvanları hani kafanıza göre alıp besleyemezsiniz. Bu hayvanlar yasaklı hayvanlardır. Dikkatinizi çekerek söylüyorum. Sultan papağanları da bunlara dahildir. Sultan papağanı veyahut da başka bir papağan aldığınızda alırken satan kişiden isteyeceğiniz belgeleri söyleyeyim. Ekom 5 diye bir belge, fatura. Ondan sonra bunları satmasını yani yaban hayvanlarını satmasıyla alakalı satış belgesinin göstermesi gerekiyor. Neden bunları yapmanız gerekiyor? Eğer ki bunları yapmazsanız üst komşunuz veyahut da alt komşunuz sizi şikayet ederse, onlar da gelirse çok rahatlıkla bu hayvana el koyacaklardır. Daha önceden çok yakınımın başına geldi. Jeko papağanına el koydular. Kendisi mahkeme yoluyla aldı ama çok uzadı işler. Bir de bunların bulundurma belgesi oluyor. Bu Ekom 5'te adresi, ismi, soy ismi orada bulunması gerekiyor. Yine ormancılar geldiğinde orada değil de başka bir yerde olursa yine el koyma yetkileri var. Bunları bilmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın.